Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Kılıç, İzmir Buca Müftülüğü'nde İmam Hatip'im. Bu da benim imamlık kimliğim. Benim başımda şöyle bir olay geçti. 2 gün önce Buca AK Parti ilçe başkanlığından arandım ve mitinglerinin olduğunu söylediler. Benim camide cemaat toplamamı istediler ve araba tahsis etmemi istediler. Vicdanen düşündüm, bunun uygun olmayacağını düşünerek hayır dedim. Hayır demekle birlikte tekrar telefon başındaki arkadaş bana kardeşim sert bir üslupla tek bir şey senden istiyorum. Sen bize evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun? Ben de ahlaki bir sorumluluk olarak görevimin içerisinde vaazımın insanlara verdiğim hitapta, insanlara vermek istediğim ilkeler arasında bunun uygun olmayacağıyla alakalı düşünerek hem memuriyet ahlakımla ilgili hem de kendi vicdani ahlakımla ilgili bunun uygun olmayacağını kesinlikle kanaatine vararak hayır dedim ve yüzüme telefon kapatıldı. Ben şimdi bunu neden yaptım? Arkadaşlar, ben bir cami imamıyım. Evet, ülkede demokrasi şöleni olabilir, insanlar siyasi olarak birbirleriyle yarışabilirler. Ama burada ben taraf değilim. Burada ben sadece camide insanlara bana verilen görevde dinlerinin sahih bilgilerle onlara ulaştırmak gibi bir görevim var. Ben bunları yaparken insanların birlik, beraber ve kardeşçe yaşamalarını gerektiğini söyleyerek ve bir de yaşamamız gerektiğini söylüyorum. Aslında yaşayarak bunu yaşatabiliriz, bu söylemleri yaşatabiliriz düşüncesiyle onlara bakıyorum ve yaşamaya çalışıyorum. Şimdi ben kalkıp burada cemaatimden bir kısmını siyasi düşüncelerini sorarak ya da siyaset yaparak onları mitinglere götürürsem, ben bu caminin ilkesine ve amacına uygun karşı düşmüş olurum. Bu da benim için ve toplum için çok büyük bir sıkıntı. Tek bir şey söylüyorum. Tek bir ricam var. Bakın, hiç kimseden hiçbir şey istemiyorum. Evet, biliyorum, belki de tehdit edildim ve çok ciddi bir şekilde üzerimde sıkıntı var. Psikolojik olarak bu beni yıpratabilir. Camime dokunma. Cemaatime dokunma. Mesleğimi ve camimi seviyorum. Lütfen bana dokunmayın. Lütfen benden uzak bir şekilde işinizi yapın. Bırakın ben de işimi yapayım.